Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de body ile ilgili bir test yapacağız. Bu zamana kadar işte gönderdiğimiz get response'a dönen body'yi test etmemiştik. Genelde yaptığımız testler işte headers'la, dönen response time'la veya da response code'la ilgili testler yapmıştık. Bugün de dönen body ile ilgili bir test yapacağız. Testimiz JSON placeholder'la ilgili bir test olacak. O yüzden buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Buraya ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle buraya bir tane yeni bir tane request açalım. Buna da get04 diyelim arkadaşlar. Bir öncekine get03 demişiz. Ona da get04 diyelim. İsmini de hemen değiştirelim ve get04 şeklinde kalsın. Sonra gerekirse değiştiririz. Evet. Ya da bunu şey yapalım. Get03 003 yapalım. Böyle yapalım. Şöyle. Şimdi öncelikle test case'imizi bir şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bu test case'imiz. Test case'imizi ile ilgili çalışacağız. Ne yapmamız lazımmış? Şu adrese gitmemiz lazım. İlk başta buna gitmemiz lazım. Hemen buradan kopyalayalım adresimizi ve şu postmana gelelim arkadaşlar. Ve yapıştıralım. Yapıştırdığımızda gönderdik. Evet. Bugünkü yapacağımız test önceki testlerde yaptığımız şu testlerin yanında body ile ilgili de testler yapacağız. Değişik olarak da body check olmuş oluyor. Şimdi bu response yaptıktan sonra öncelikle hemen testlerimizi eklemeye başlayalım. Testimizi şuradan ekliyorduk. Birinci testimiz nedir? Hemen bakalım test kelimize. Status kodun 200 olduğunu doğrulayın diyor. Yine her zamanki gibi status kod her zaman doğrulanıyor arkadaşlar. İlk olarak status koda bir bakmak gerekiyor. İşte şuradan hemen status kodu ekledik ve buradan 200 olduğunu, yani burada bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Zaten 200 olarak verilmiş. Bundan sonra yapacağımız test status kodu tekstin yine okey olduğunu doğrulatalım diyor. Onu da doğrulatalım arkadaşlar. Şimdi şuradan devam ettiğimiz zaman static code dedik. Static code post request demiş. Static code name has string. Evet, bunu yapıyoruz arkadaşlar. Buranın code name is diyelim arkadaşlar. Is. Ya da static code text diyelim hadi. Anlaşılır olsun. Text is okay diyelim. Sonra gelelim arkadaşlar. Buraya da okay'imizi yerleştirelim. Arkadaşlar burada zaten şurası isim olduğu için testin ismi olduğu için ne yazarsanız yazın fark etmez. Sadece burada çalıştırdığımız zaman testler kısmında, test result kısmında bu isim gözüküyor. Hatta hemen çalıştırıp görelim. Bakın şöyle testler kısmına geldiğimizde, buraya geldiğimde iki testim de geçti. Bakın birinci testimin ismi static code is 200. 200 diyelim ya da. Evet, test demiş. İkincisi de static code text is okay. Evet. Gördüğünüz gibi şurası önemli olan. Bunu kontrol et. Burayı burayla kontrol et diye burası. Yani şuraya şöyle karşılaştırıyor. Doğruysa test etmiş oluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer bir response time less than 400 demiş arkadaşlar. 4 milisaniyeden daha az olacak. Hemen bakalım buraya gelelim. Bu da kolay bir hemen test. Ekleyelim arkadaşlar. Response time'a gelelim. Response time less than 200 demiş bu. Şurada arkadaşlar bu arada şuralarda falan kalırsa imleciniz buraya bastığınızda mesela diyelim ki şöyle bastığınızda testi oraya ekliyor. Sonra da kafamız karışabilir. Öncelikle şöyle bir kontrol edelim. Bizim arkadaşlar imlecimiz şu aşağıda olsun. En altta olsun. Ondan sonra buraya basalım test eklemek için. Şunu ekledik arkadaşlar. Bizim test kelimiz 400. Burada 200 yazıyor. Hemen ismini değiştiriyoruz ve aynı zamanda da kodu da değiştiriyorum arkadaşlar. 400 diye. Daha geçilebilir bir saat olsun. Evet, baktım geçti mi? Evet. Gördüğünüz gibi geçti. Response time is less than 400 milliseconds da geçti arkadaşlar. Diğer bir testimize gelelim. Burada da JSON type arkadaşlar. Burada headers'tan kontrol ediliyor. Headers'tan bir testimiz var. Hemen bunu da ekleyelim. Headers kısmına geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Content types. Buradan bulacağız arkadaşlar. Bunun yerini tabii ki her zaman ezbere bilmemiz zor oluyor arkadaşlar. Şimdi geçmiş olabilirim. Bakıyorum. Response headers
Bakıyorum aşağı doğru. Bazen tam görülmüyor. Response time. Şöyle tek tek okuyarak gideyim de karşımıza. Evet. Şurada diyor content type header check diyor, değil mi? Evet, bunu check edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu content type header check'te content type'ın olup olmadığını kontrol ediyor bu. Yani bu başta gönderiyorum direkt. Direkt geçer arkadaşlar. Çünkü bizim header sınıfının içerisinde content type diye bir şey var. Bakın content type diye bir şey var. Gelelim content type'a. Content type diye bir şey var. Bunun olup olmadığını kontrol ediyor arkadaşlar bu. Bunun da şuna eşit olduğunu kontrol edeceğiz biz. Biz de sadece yes'in demiş ama biz JSON'a da olsun. Şu ikisinde var burada. Yani fazlalık var. Fazlalık bir çıkartmaz diyelim. Burada fazlalık var. Önemli değil. Şuraya hemen şöyle bir tane virgül koyacağız. Tırnaklarımızı açacağız arkadaşlar. Bunu yapıştıracağız. Şimdi bunları yapıştırdığımızda buraya gelip bu ikisinin de olup olmadığına bakacağız. Bu present diyor ya. Present değil de şuna şekilde diyorum. Yani content type is application JSON ve charset UTF-8 arkadaşlar bu charset UTF-8 demek bu ülkelerin yazım alfabesi gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bu İngiliz alfabesi. Şimdi Türk alfabesinde mesela Ş'ler var, Ç'ler var, Ü'ler var. Bunlar İngiliz alfabesinde yok. Mesela Türk alfabesinde buraya eklersek Ş'leri, T'leri, Ş'leri, Ü'leri göndermede herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bununla ilgili bir şey bu. Ama genelde JSON olarak gönderiliyor. Bu kodu biz değiştirip sadece JSON'u da check edebiliriz. Ama bunda bir sıkıntı yok yani. Fazlalıktan dediğim gibi yol çıkartmaz. Evet, gördüğünüz gibi 4 tane testimiz yine burada geçmiş oldu. Testlere bakalım arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi. Application.json bu testimizin ismi. Şimdi diğer bir testimize bakalım. Şimdi burada diyor ki burada title'ın bu olduğunu. Title nerede arkadaşlar bakalım. Title dediği yer neresi? Title dediği yer body'de. Şu body'deki title'ı kontrol etmemizi istiyor. Şu body'deki title'a gel diyor. Buna eşit mi diye bak diyor. Burası. Şimdi buna bakacağız. Bizim test case'de aynı mı arkadaşlar? Bazen değişiyor ya. Evet, aynısı. Tamam. Şimdi biz bunu kontrol edeceğiz. Gelelim buraya. Hangi testi ekleyeceğiz? Böyle aşağı doğru çekiyorum. Şimdi imlecimiz burada olsun arkadaşlar, en altta. Buraya geliyorum. Burada ne diyeceğiz? Response body ile ilgili arkadaşlar. Bakın şuradaki status code diyor. Response body context XML body to JSON demiş. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Response body equal to string diyor. Şimdi bakın şurada değişik değişik şeyler var. Response ile ilgili değişik değişik testler var. Buradan itibaren. Bu contain string diyor. Yani siz yazdığınız bir string. Bu body içerisinde o string geçiyorsa geçiyor. Yani testimiz geçiyor. Mesela created diyelim. Eğer created geçiyorsa diyelim ki işte üretildi ya da işte oluşturuldu. Testiniz geçiyor. Neresinde geçti önemli değil. Body'nin herhangi bir yerinde bu kelime geçiyorsa geçiyor. Contain string. Şimdi response value check olduğu zaman bu sefer şu value'leri tek tek check etmemiz gerekiyor ki biz bunu yapacağız burada. Yani bize title'ın şuna eşit olduğunu soruyor. Yani şuradan da şu testi de koyalım. Contain string yapıp da şu teksti içeriyor mu diye de bakabiliriz. Şimdi isterseniz şunu ikisini de koyalım seferlik. Bu seferlik deneme amaçlı olduğu için ikisini de koyalım arkadaşlar. Mesela contain string'i koyalım. Şimdi burada body match string diyor. Match string olması gereken string'i şuraya yazacağız arkadaşlar. Ve siliyorum. Şu string match mi? Yani içerisinde var mı yok mu? Bakacağız. Şurayı kopyalıyorum arkadaşlar. Tabii herhangi bir fazla nokta, herhangi bir nokta eksikliği bizi yanlışa götürür. Birincisi bu. Bunu koyduk. Evet, gördüğünüz gibi bu testimiz geçti. Böyle bir text var diyor. Nerede olduğu önemli değil dediğim gibi. Sonra arkadaşlar bizim asıl yapacağımız şey, test şuydu. Yani value check yapacağız biz. Biliyorsunuz JSON datalar key value şeklinde. Biz burada da key value ile check edeceğiz. Yani key vereceğiz. Value'su bu mu diye bakacağız. Şimdi bunu koyduk. Şimdi burada arkadaşlar ne yapmış bakın. Şimdi bizim bu data üzerinde bazı değişiklikler yapmamız lazım. Bunu direkt şey yapamayız. Kullanamayız. Şimdi burada şöyle yapacağız. Şimdi bu şey metot ne yapıyor? Onu anlayalım beraberce. Bu metot ne yapıyor? Şuradaki metodu anlayalım. Şimdi bakın burada testi bir function açmış. Daha sonra bir tane variable açıyor burada gördüğünüz gibi. Sonra bu variable'ın ismine JSON data demiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya bu JavaScript'in güzel tarafı şu arkadaşlar. Şuradaki data type'ımız
Burada arkadaşlar constant oluyor. Arkadaşlar var oluyor. Var biraz eskide kaldı ama burada hala kullanmıyor. Bir de arkadaşlar ne oluyor? Let oluyor. Yani şeydeki gibi, Java'daki gibi, yok string diye, onu integer'de, ondan sonra ne bileyim işte diğer mesela data type'ları var. Bunlar mesela çok seçici. Yani çok bunu data type'ını yanlış girince olmuyor. Ama burada mesela data type'ın üçünü de kullanabilirsiniz. Üçünü yerine kullanabilirsiniz. Ufak tefek farkları var. Burada mesela data type'ını belirtmiş olduk var diye. Daha sonra ismini verdik. Sonra PM diyoruz arkadaşlar. Şu PM dediğimiz şey bu body'nin tamamı. Daha doğrusu dönem response ile ilgili kod. Sonra response dedik. Sonra JSON dedik ya. Bu JSON'ı da dönem JSON datasının içerisine atmış olduk. Yani JSON data diye bir tane variable belirledik ve dönem response'u bunun içerisine attık. Attıktan sonra şu nokta dedikten sonra arkadaşlar şuraya nokta dedik ya. Şuraya nokta dedikten sonra mesela ben buraya title yazarsam JSON data'ya gidip title'a bakıyor direkt. Şu JSON data zaten tamamıydı. Şu JSON data dediğimiz yer şu parantezin içinin tamamıydı. Nokta title dediğim zaman şu içindeki şuraya direkt ulaşmış oluyorum. Bunu da neye eşit olması lazım? Equal to diyor ya arkadaşlar orada. Include da diyebiliriz. Equal to da diyebiliriz arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Bakın value check yapıyorum direkt. Kopyaladım. Ve buraya arkadaşlar tırnakların içerisinde yerleştirdim. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Burada title'ı kontrol etmiş olduk ve burada da testimiz geçti gördüğünüz gibi. Şurada değil, şurada ismi arkadaşlar şey yapabiliriz. Düzeltebiliriz. Mesela şöyle diyebiliriz. Title is şöyle diyebiliriz mesela. Title is şöyle bir geri gidelim. Title is dedikten sonra title'ın bu olduğunu doğruladık yani biz şimdi. Testimizin ismini bu şekilde belirleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi value check'te yapmış olduk. Evet şimdi value check'te yaptığımıza göre iki şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Bu böyle bir yazı var mı diye baktık. İkincisi de bu şekilde. Şimdi arkadaşlar mesela şu ne işe yarıyor derseniz yani neden ikisi de farklı? Yani bunların farklı farklı bazen kullanımları olabiliyor. Örneğin siz bir tane mesela response gönderdiniz. Geriye dönen bir tane request gönderdiniz. Geriye dönen response'ta mesela üretildiği zaman diyelim ki body bazen critic diyor, bazen success diyor, bazen yani aynı şeyde bir gönderdiğinizde success, bir gönderdiğinizde critic diyebiliyor. O yüzden body'nin içerisinde sadece critic aratırsanız mesela success gelince o şey oluyor, ya hata veriyor. O yüzden success ve critic kelimelerinden bir tanesi geçiyor mu diye kontrol edebiliriz. O zaman bunu value check'le kontrol edemeyiz. Bunu şu üstteki body match string'le kontrol edebiliriz. Neyse uzatmayalım arkadaşlar. Ayrıntılara çok boğulmayalım. Bu ayrıntıları dediğim gibi siz kullandıkça zaten en güzeli bunu kullandıkça öğrenmek. Şimdi de arkadaşlar gelelim diğer bir test case'imize. Bir de aynı şekilde completed true. Yani bir tane daha body burada kontrol edeceğiz. O kontrol edeceğimiz body de şunun aynısını da kopyalayabiliriz veya da tam aynısını kopyalayalım arkadaşlar. Yine value check yapacağımız için bir aşağı gelip yapıştırıyorum. Burada da arkadaşlar neydi bizim buradaki test case'imiz? Completed true olacak. Şurayı silelim. Completed is true. Completed true dedik. Daha sonrasında arkadaşlar şuradaki title'ı geldik ve buraya bunun key arkadaşlar aşağıdan da görebilirsiniz. Completed olacak. Şu arkadaşlar key'i. Completed. Zaten onu çekiyoruz. Nokta dedik. Completed. Completed. Sonra burası da arkadaşlar. Direkt ben buraya sadece tırnak içerisinde yazmama gerek yok bunu. Bunu arkadaşlar true diye yazacağım için. Ne yaptık? Farklı bir şey burada. True diye yazdık. Bu kadar. Evet. Kontrollerimizi sağladık arkadaşlar. Ve şu anda herhangi bir sorunumuz gözükmüyor. Postman'daki testlerimizi bu şekilde bitirdik. 7 tane testimizi ekledik arkadaşlar. 6 tane olacak normalde. Biz bir tane body'yi 2 kere test ettik. Gördüğünüz gibi bütün testlerimiz burada inci gibi dizildi. Evet şimdi bu testlerin aynısını bizim gideceğiz Cypress'ta yapacağız. Gelelim arkadaşlar. Bizim burada Postman'la işimiz bitti. Manuel testin yanında burada aslında otomasyon da yapmış oluyoruz. Burada arkadaşlar biz
Daha ileriki derslerde ben Postman'ın bu ayrıntılarını biraz daha göstermeye çalışacağım. İşte buna zamanlama ekleyip bu test işte şu kadar zaman arayla çalıştır. Herhangi bir işte fake durumunda da bana mesaj at şeklinde Postman'da da otomatize edebiliyoruz. Bunu da beraberce ileriki yani her bir test derste yeni bir şey öğrenerekten devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Postman kısmını bu şekilde bitirdik. Şimdi Cypress'ta testlerimizi yapacağız. Öncelikle bir tane yine file oluşturuyorum. Bu file'ımın ismini yanlış yerde oluşturmayalım. Burada E2ID'nin altında oluşturmam lazım arkadaşlar, hata olmasın. E2ID'nin altına geldim ve buraya bir get metodu oluşturuyorum. Get diye isim verebilirim. 003 diye vereyim arkadaşlar. Buna cy.js yazmayı da unutmayalım. Şimdi burada arkadaşlar testlerimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle test case'imi alayım. Bu test case'i ben zaten size YouTube'un altındaki yorumlarda vereceğim arkadaşlar. Bunu yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra hemen describe'la arkadaşlar hemen başlıyorum test suite'imi oluşturmaya. Test suite'ime bir isim vermem lazım. Burada isim olarak da arkadaşlar JSON placeholder URL'ini kullandığımız için JSON placeholder body check diyebiliriz arkadaşlar. Burada farklı olarak biliyorsunuz body check yapacağız arkadaşlar diğer testlerimizden farklı olarak. Buraya arrow function'ımı şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Üstü parantezimi açtım, kapattım. Ve şu parantezin içerisine geldikten sonra bir if block oluşturalım. Ve bu if block'ı da yine bir get 03 diyelim bunu arkadaşlar. Ve bunu da bu şekilde içerisine girmiş olduk. Şimdi assertion'larımı teker teker gerçekleştirelim. Gerçekleştirmeden önce arkadaşlar bizim API'de takip ettiğimiz bir sıra var. Biliyorsunuz bu sırada ilk olaraktan ne yapıyorduk arkadaşlar biz? Diyorduk ki İlk olarak set the URL. Önce URL'imizi bir set edelim arkadaşlar. URL'imizi set edelim. URL'imize bir öncelikle şöyle constant diyebilirim ben buna. Çünkü neden constant diyebilirim? Çok büyük bir değişiklik. Yani URL'de herhangi bir değişiklik olmayacak. Aynı URL üzerinden gideceğimiz için URL'imiz constant olabilir dedik. Tırnak içerisinde arkadaşlar URL'imi şuradan kopyalıyorum. Ve bunu kopyaladıktan sonra ne yaptım? Yanlış yere yapıştırdım. Tekrar geri alayım. Yani şurayı kopyaladıktan sonra evet, şöyle yapalım. Ve bunu şurada constant'ın içerisine yerleştirdim. Ve bu benim arkadaşlar URL'im olmuş oldu. URL'imiz bu şekilde. Şimdi ilk olarak URL'i belirledik. İkinci adımımız İkinci adımımız nedir derseniz arkadaşlar o da ikinci adımımız da buna şöyle i diyelim. Buna da iki tane i diyelim. Ve buna da arkadaşlar şimdi burada da ne yapmamız lazım bizim? İkinci olaraktan set the payload diyorum. Set the payload ama biliyorsunuz payload gönderilen body demek. Gönderilen body'de bizim herhangi bir payload'umuz şu anda yok. Çünkü request'lerde herhangi bir payload gönderilmiyor arkadaşlar. Yani herhangi bir body gönderilmiyor. O yüzden body'miz boş, payload'umuz yok ama adımlar en azından aklınızda iyice kalması açısından burada arkadaşlar biz yine bu şekilde yazıp elimize alıştıralım. Üçüncü olarak arkadaşlar send the request. Send the request dedim. Şimdi request göndereceğiz. Request gönderirken nasıl gönderiyorduk arkadaşlar? Şu şekilde. CY dedikten sonra response diyoruz. Response dedikten sonra send response dedikten sonra açtık süslü parantezimizi. Daha doğrusu parantezimizi. Bunun içerisinde iki tane süslü parantez açacağız. Ve buraya arkadaşlar göndereceğimiz response'u buraya yazacağız. Bu response'u yazarken de arkadaşlar biz bunu JSON data şeklinde key value olarak da yazacağız. Öncelikle metodumuzu belirliyorduk. Metodumuz neydi? Metodumuz get request.
Buna hiçbir şey yazmasak arkadaşlar burada. Bu default olaraktan get'i zaten seçiyor. Ama biz yine yazmış olalım. Get'i yazdık. Daha sonrasında arkadaşlar virgülümüzü koyduk. Aşağıya geldikten sonra da buraya diğer göndereceğimiz şey de neydi? URL'di arkadaşlar. URL'imizi de buraya koymuş olduk. Evet, bu şekilde şunları şöyle biraz düzelteyim arkadaşlar. Bir aşağı koyalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar biz göndereceğimiz şeyleri response'un içerisine eklemiş olduk. Şimdi response'u gönderdikten sonra diğer bir şeyimiz, adımımız neydi arkadaşlar? O da şöyleydi. Bu da bizim dördüncü adımımız olsun. Dördüncü adımımızda get response, yani bir response alacağız arkadaşlar buradan. Get the response. Request gönderiyoruz ve response alıyoruz arkadaşlar. Get response and assert it. Evet. Bir tane response alalım ve bu response'u da assert edelim. Evet. Diğer adımımız da bu. Şimdi nasıl alacağız arkadaşlar? Buraya noktamızı koyduk. Noktamızı koyduktan sonra şöyle diyeceğiz arkadaşlar buraya biz. Then diyeceğiz. Then dedikten sonra response'u bunun içerisine koyacağız. Response'u koyduktan sonra bir function arrow açıyorum tekrardan. Ve bunun içerisinde assertion'ları gerçekleştireceğiz. Şimdi şu then'in içerisinde arkadaşlar ben bir dönen response'a bir isim vereceğim. Bu ismi herhangi bir isim verebiliriz. Mesela bakın herhangi bir isim verebildiğimizi gösterme açısından ben bu şekilde Nuri diye vereyim. Sonra onu değiştireceğim. Bu dönen response'un da adı Nuri olsun. Şimdi burada arkadaşlar biz şeylerimizi, testlerimizi gerçekleştirelim. Birinci testimiz buydu. Kopyalayalım arkadaşlar. Buraya gelelim. Ve diyelim ki arkadaşlar bunu yapıştıralım. Bu bizim birinci testimiz. Bir. Statü kodun 200 olduğunu doğrulayalım. Aşağı geldim arkadaşlar. Ve diyorum ki şöyle diyorum. Expect expect dedikten sonra beklenir. Ne beklenir? Nuri'nin neyi? Statüsü. Statüs. Statüs kod değil arkadaşlar. Statüs kod diye tamamlıyor ama statüs kod değil o. Statüs kod diye yaparsanız yanlış çıkıyor. Statüs olacak. Statüsün 200 olduğunu doğrula diyor. Şimdi arkadaşlar biz bu 03 çalıştıracağız ya. Gelin şöyle yapalım arkadaşlar. Daha doğrusu biz bunu Cypress derslerinde öğrenmiştik ama burada da tekrar etmiş olalım. Gelin bunu bir terminalde çalıştıralım. Yani konsol açmadan, Cypress konsolu açmadan direkt terminalden çalıştırıp görelim. Terminalden çalıştırma nasıl oluyordu? npx Cypress. Burada bir değişiklik yok. Sadece open yerine run yazıyoruz arkadaşlar. Run yazdıktan sonra tire tire hyphen hyphen spec diyeceğiz arkadaşlar. Spec dedikten sonra çalıştıracağımız testi geliyor üzerine ve bunun arkadaşlar copy pad diyoruz arkadaşlar. Copy pad'ini alıyoruz arkadaşlar. Yani yolunu alıyoruz ve yolunu buraya yapıştırıyoruz. Evet, yolu yapıştırdıktan sonra enter'a basıyoruz ve sadece o testi terminalde çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bir görelim geçecek mi? Öncelikle bir ilk çalıştırmada böyle birazcık bekletiyoruz yine. Evet, sanki bu kadar beklemiyordu. Biraz fazla mı bekletti? Evet, başladık. Running dediği testimiz çalışmaya başladı. Testimiz çalışmaya başladığında çalıştırılması ile ilgili verdiği bilgiler Cypress'ın versiyonunu vermiş. Arkadaşlar Electron bunun Cypress'ın default olan browser'ı orada çalıştırmış. Ve headless olaraktan çalıştırmış. Yani browser'ı açmadan çalıştırmış. Daha doğrusu burada bazı bilgiler vermiş. Şimdi running diyor. Yani testi çalıştırıyor. Bir çalıştırsın ve sonucu görelim. Evet, gördüğünüz gibi testimiz geçti arkadaşlar. Burada da
Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi biz şunu düzeltelim ve status yapalım arkadaşlar. Daha doğrusu özür dilerim, response yapalım. Onu isim olaraktan herhangi bir şey olabileceğini görme açısından mı biz öyle yazmıştık? Siz kendinize bir mahla diyorlar yani bu şiir yazanlar. Öyle bir şey kullanabilirsiniz yani responslarınızı, özel sizin kodlarınızı. Ama tabii bunları herkes kullanacağı için kodları, yazdığınız kodları belki sonrasında kullanacak. Böyle bir şey olmasa da en iyisi bu racona göre yazmak. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Biz burada mesela şöyle bir hata alalım. Bir hata aldığımızda bir şey daha göstereceğim. Hata aldığımızda burada bir hata gösterecek. Hata gösterince biliyorsunuz Cypress'ın bir özelliği vardı arkadaşlar. Herhangi bir kod yazmadan kendisi direkt fotoğrafını çekiyordu hata aldığımız zaman. Onu görelim. Bir de bunu biz headless Chrome'da çalıştıralım. Yani şeyde Electron'da değil de Chrome'da çalıştırmış olalım. Şu şekilde açtık arkadaşlar testimizi tekrardan şuradan. Testimizi açtık. Evet burada şöyle bir karıştı arkadaşlar ortalık. En iyisi şurayı bir kapatalım. Evet şimdi buradan bir terminalimizi açalım tekrardan. Böyle yeni yeni şeyler denemek tabii birazcık uzatıyor işi ama öğrenme açısından da arkadaşlar bence önemli. Şimdi bizim normalde Cypress bunu default olaraktan arkadaşlar nerede çalıştırıyordu? Electron kendi browser'ında çalıştırıyordu. Biz buraya diyoruz ki orada değil de mesela Chrome'da çalıştırdım diyoruz. Chrome'da çalıştı. Ve de hata alacağız burada. O hatada da resmi görmüş olacağız. İstersek video da çekebiliyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili video ekleme şeyi de vardı. Bunları da zaten göstermiştik. Gördüğünüz gibi ikinci çalıştırışta biraz daha hızlı çalışıyor. İlk okuması biraz uzun sürüyor. İkinci daha hızlı. Ne oldu? Geçti mi? Evet, Chrome'da çalıştırmış, running demiş ve test geçmiş. Hayır. Ha biz bunu kaydetmediğimiz için de olabilir arkadaşlar. Ben bunu şu değişikliği yaptıktan sonra bir kaydı yapmadım ya. Kaydı yapmadığım için bir önceki yazdığım kodlarla çalıştırmış oldu. Bunu eğer ben kaydetseydim hata verecekti arkadaşlar. Şu şurayı 300 diye değiştirdiğim için. Kaydetmediğim için öyle bir hatayı görememiş oldum. Bazen hata almak istiyoruz, hata alamıyoruz. Böyle bir durum oluyor arkadaşlar. Olabilir. Evet. Run dedik. Bu sefer arkadaşlar bütün testlerimizi terminalde çalıştıralım. Ondan sonrasında da arkadaşlar en son konsolda çalıştıralım. Bakın buraya screenshot diye bir tane dosya geldi. Screenshot'a baktığım zaman direkt burada fotoğrafını çekmiş oldu. Bakın burada gördüğünüz gibi fotoğraf böyle bir fotoğraf çekmiş. Eğer mesela bizim burada şeyimiz olsaydı, bir sayfamız olsaydı sayfanın neresinde hata aldığımızı gösterecekti. Otomatik olarak resim çekmeyi gördük arkadaşlar. Bir de burada şey de görmüş olduk. Elektron yerine Chrome'a çalıştırmayı da görmüş olduk. Şimdi birazcık hızlanayım arkadaşlar. O zaman statüs okey olduğunu, statüs tekstin okey olduğunu doğrulatalım. Buraya geldim. İkinci testim arkadaşlar. Bunu yapıştırdım. Buraya geldikten sonra bunu kopyalayalım. Ve buraya geldikten sonra burası arkadaşlar status text. Arkadaşlar şu text yazarken küçük harfle bile yazsanız hata veriyor. Söyleyeyim. Onu tabii hatayı aldıktan sonra bunu ezberlemeniz mümkün değil. Onu unutup küçük harfle yazabilirsiniz. Hata aldıktan sonra ne yapacağız? Düzelteceğiz. Onu yapacak bir şey yok. Save dedik. Ve buradan yine çalıştıralım arkadaşlar. Yani normalde buradan daha hızlı çalıştırması lazım. Sanki konsoldan daha hızlı çalıştırıyor gibi geliyor bana. Evet burada bir hatamız var. Status code equal okay dedik. Equal değil de include mu olacak acaba? To equal. Burayı yanlış yazmışım arkadaşlar. To equal olacak. Tamam. Tamamlamadan dolayı galiba şey oldu. Burayı kaydedelim.
Ya burada terminalde daha göreceğimiz bir şey yok. O yüzden ben bunu kapatayım arkadaşlar. Konsoldan açacağım. En azından hata aldığımız zaman hatamızın nerede olduğunu görebilirim diye. Ben bunu normal konsolumdan açacağım. Tabii oradan çalıştırmak daha güzel. NPX sonrasında Cypress aslında open dedik. Evet, 003 burada. Response nasıl response ya? Yılın çalışan şey şimdi ta response'da mı? Type error diyor. Bir yerde type error yapmışım arkadaşlar. Bakayım nerede type error yaptım acaba. Şöyle bir kontrol edeyim. Şunu şöyle aşağı doğru alayım arkadaşlar. Şurada bakıyorum. Type error yaptım diyor. Hemen kontrol text status response. Kontrol ediyorum arkadaşlar şu anda. Nerede hatam olduğunu bilmeye çalışıyorum. Hiçbir hata da gözükmüyor değil mi? Evet, bakalım. Yani biraz önce şunu çalıştırmadan önce hata yoktu da şimdi mi hata geldi? Kaydedelim. Şöyle, şöyle. Evet, burada hata var. Yani, hemen bakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada bir yazım hatası yapmışım. Onu düzelttim arkadaşlar. Düzelttikten sonra şimdi bir sorun yok. Şimdi mesela biz bunu yine bir kaydedelim. Kaydettiğimizde bir tane test eklemiştik. Hatta iki tane, ikinci de açalım. İkinci de açalım. Daha sonra bunu kaydedelim arkadaşlar. Save diyelim. Ve konsolumuza gelip bunu tekrardan çalıştıralım. Gördüğünüz gibi iki testimiz de burada geçmiş oldu. Üçüncü çalıştıralım arkadaşlar. Üçüncümüz zamanla ilgili bir testimiz. Üçüncü testimize hemen geliyorum ve buraya yapıştırıyorum. Oraya da şöyle 3 diyelim. Ve buraya geldiğimizde arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Expect diyoruz. Response status değil arkadaşlar. Burasına duration diyeceğiz. Duration ne bu? To be nokta less than. Arkadaşlar less than yazarken şu küçük deni büyük yazsanız bile kabul etmiyor. Söyleyeyim. Hatalısınız, sonra okuyup düzeltirsiniz. Sorun değil ama belki aklınıza kalır diye söyleyeyim dedim arkadaşlar. Şimdi duration de dedik. Hepsini ekleyip böyle çalıştıralım arkadaşlar. Biraz daha hız kazanalım. Sonra body'ye gelelim. Daha doğrusu bunu bir çalıştırayım ben de. Bu son ikisini beraber çalıştırırız. Bunu kaydedelim. Ve buradan yine gördüğünüz gibi 200 diye geldi arkadaşlar. Biz burada 3 tane test koyduk da niye 3. birinci geçmedi? 200 geçti. Bu geçti. Tamam. Bu 400 olaraktan geçti. Hangisini kapattık yine? Tamam. Burada bizim bir, iki, ha, ikinci testimizi sildik mi? Ne aldık ya? Allah Allah. Yine kopyalayalım. Onu ben silmişim yanlışlıkla galiba. Status. Text. Böyle değil mi? Okay. Evet, start text'imizi de koyduk. Şimdi asıl bizim bugünkü öğreneceğimiz şeyler şu ikisiydi. Yani body ile ilgili daha doğrusu önce header varmış. Önce bir header kontrol edelim. Şuraya gelelim arkadaşlar ve buraya da dördüncü assertion'ımız. Dördüncüsü. Response body'nin
Body type'ın Jason olduğunu doğrulayacağız. Nasıl yapıyorduk bunu arkadaşlar? Şöyle öncelikle expect dedikten sonra response'tan sonra headers bakın direkt geldi. Burada arkadaşlar dikkat edelim. Şunlar harf olacak. Büyük harf olursa çalışmıyor. Sonra array içerisinde olacak. Onu da söyleyelim. Sonrasında to be yine burada include diyelim arkadaşlar. Neden include diyorum? Çünkü bunun içerisinde biliyorsunuz UTF de vardı. Orada da eğer equal dersem eşit olmayacağından hata verir. Ama include dersem bunu içerdiğini direkt doğrulayabilirim. Şimdi arkadaşlar gelelim bir daha çalıştıralım madem. Evet bu da geçti arkadaşlar. Bakın burada application JSON data ve UTF-8 de var. Ama include dediğimiz için geçti. Şimdi asıl testlerimize geldik. Body check yapacağız. Şimdi kopyaladım. Ve arkadaşlar buraya geldikten sonra 5 diyorum ve yapıştırıyorum. Sonra expect dedim. Sonrasında açtım parantezimi. Response nokta body title to equal title'ım ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Evet, title'ımı ekledim. Bir de şunu ekledim arkadaşlar. Bu için demiş olacağım. Orada geliyorum. Altıncı testimizi yapalım. Completed is true. Expect. Expect dedikten sonra response nokta body. Body'nin içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz şey. Completed. To dedikten sonra şöyle diyebiliriz arkadaşlar. To equal true diyebiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Bir çeşidini daha göstereceğim. Çok benzer ama yine de görmek açısından. Şimdi durdurup çalıştırdığımda arkadaşlar. Evet burada ne diyor? Nerede diyor? Equal şurada bir hata var diyor. Hemen bakıyorum. Bu equal olacak burası arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Şurası to equal olacak. Tekrardan kaydedelim. Yine yanlış diyor. Ya şurada acaba boş bıraktığım için mi? Kızdı bana. Büyük ihtimalle. Boşluğu kabul etmiyor. Evet. Bu şekilde yapabiliriz. Bir de şöyle yapabiliriz arkadaşlar. To be bir de şöyle de yazabilirim. To be nokta true diyebilirim direkt. Şöyle yazabilirim. İkisi de fark etmiyor arkadaşlar. Aynı zaten. Bunu da kaydettik. Ve arkadaşlar evet bu şekilde gördüğünüz gibi testlerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Postman'da 7 tane testimiz vardı. Çünkü şunu body'yi 2 kere test etmiştik. Bu şekilde arkadaşlar hem Postman'da hem de Cypress'ta testlerimizi yapmış olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.